Değerli basın mensupları, adaletin öldüğü yerde despotluk olur. Despotların olduğu yerde huzur ve bereket kaçar. Birlik ve dirlik biter. Despotun yönettiği ülkede at izi it izine karışır. Vatan kavgasına geldik diyenler rütbe yağmasına düşer. Rütbe yağmasına düşenler dünya safhasına dalar. Dalkavuklukla irtikap ülkeyi harap eder. Vatanın kanına girenler şanına leke getirir. Vatan millet diyenler vatanı da milleti de bir pula satar. Vatanı satmak kendi dirayetsizliğiniz, kendi iş bilmezliğiniz yüzünden ülkeyi kriz üzerine krize sokmakla olur. Vatanı satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle, ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur. Vatanı satmak ekonomiyi liyakatsiz ellere teslim ederek, emaneti ehline vermeyerek milletimizi hayat pahalılığı altında inim inim inletmekle olur. Vatanı satmak 3 ay önce %23 olacak dediği yıl sonu enflasyonunu 3 ay sonra %43'e çeken ehliyetsiz kadroları görevde tutmakla olur. Vatanı satmak kifayetsizlik, dirayetsizlik, iş bilmezlik yüzünden insanlarımızı patates, soğan, ucuz ekmek, et ve benzin kuyruklarına mahkum etmekle olur. Vatanı satmak, milletimizi el kadar bebeklerini besleyemez hale düşürerek, çocuklarımızı karanlıkta ve soğukta aç bırakarak, doğru düzgün eğitim vermeyerek, yoksulluğun aileden evlatlara miras kalmasına, bir neslin kaybedilmesine neden olmakla olur. Vatanı satmak, bu milletin gençlerini işsiz bırakıp, saray yanaşmalarına 2-3 ayrı yerden maaş bağlamakla olur. Milletin evlatlarının geleceğini çalıp, burnuna pudra şekeri çeken saray beslemelerine tek bir söz söylememekle olur. Vatanı satmak, kaçak göçmenlere kapıları sonuna kadar açıp, binbir emekle yetiştirdiğimiz doktorlarımıza kapıyı göstermekle olur. Ülkeden giden mühendislerimizi basit bir ihracat kalemi gibi görmekle olur. Vatanı satmak 15-29 yaş arasındaki her 100 gencimizden 29'una ne bir iş ne de bir eğitim imkanı vermeyip ev genci durumuna düşürdükten sonra çok şükür bu memlekette çalışmak isteyen herkes iş buluyor demekle olur. Vatanı satmak pandemide millete IBAN gönderip esnafına doğru dürüst hibe vermek yerine borca batırıp orta direği çökertmekle olur. Vatanı satmak tarımda kendi kendine yeten Türkiye'yi ucuz ekmeğe muhtaç etmekle olur. Arjantin'den angus, Rusya'dan buğday, Gürcistan'dan saman, Bulgaristan'dan, Ukrayna'dan ayçiçek ithal edip Türk çiftçisine ananı da al git demekle olur. Vatanı satmak rant uğruna bu ülkenin en stratejik tarım enstitülerinden Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün arazilerini Toki'ye al da bina yap diyerek vermekle olur. Vatanı satmak, bu ülkenin atadan dededen kalan varlıklarını yabancılara peşkeş çekmekle olur. Telekom'u Lübnanlı Harili ailesine verip, karlarının yurt dışına kaçırılmasına, aldıkları borçların ise milletin sırtına bırakılmasına göz yummakla olur. Vatanı satmak her fabrika bir kaledir anlayışıyla inşa edilmiş bu ülkenin en stratejik savunma tesislerinden tank balet fabrikasını Katar ordusuna bedavaya peşkeş çekmek de olur. Tank üreteceğiz deyip tek bir tank üretememek de olur. Vatanı satmak milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak dedikten sonra döviz garantili köprü, tünel ve otoyollar için 2045'e kadar çocuklarımızın, torunlarımızın cebinden yandaş müteahhitlerin cebine 153 milyar dolarlık hortum döşemekle olur. Vatanı satmak, önce Londra'da faiz sebep enflasyon sonuç safsatasıyla ekonomide istikrarsızlığa yol açmak, sonra da sahte istikrar algısı yaratarak seçim kazanmak için bu milletin alın teriyle kazandığı 128 milyar dolar rezervini Merkez Bankası'nın arka kapısından gizli saklı satmakla olur. Vatanı satmak, bankanın döviz kasasını boşaltıp
bugün kasaya 47 milyar dolar açık verdirerek Merkez Bankası'nı etkisizleştirmekle ülkemizi finansal dalgalara karşı savunmasız bırakmakla olur. Vatanı satmak, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacağız. İlk 10 ekonomi arasına sokacağız diye milletten oy alıp 30 yıldır içinde olduğu ilk 20 büyük ekonomi liginden düşürmekle olur. Ülkeyi enflasyonda ilk 5 ekonomi arasına sokup Venezuela'ya, Zimbabwe'ye, Sudan'a komşu yapmakla olur. Vatanı satmak cahil cesaretiyle durduk yerde döviz krizi yaratıp paramızı pul etmekle olur. Vatanı satmak faiz sebep enflasyon sonuç safsatasıyla hazinenin ödeyeceği faizi sadece 8 ayda 2,5 kat arttırmakla olur. İç borcu ödenecek faizin tarihimizde ilk defa borcun aslını aşmasına sebep olmakla olur. Böylece hazinemizi tefecilere teslim etmekle olur. Vatanı satmak dövizde kendi beceriksizliğiyle yangın çıkarıp daha sonra yangını söndürmek için cebimizden 5 kuruş çıkmayacak diyerek getirdikleri dövize endeksli mevduatta 3-5 varsılın cebine tek kalemde 22 milyar lirayı koymakla olur. Vatanı satmak, tek kalemde 22 milyar lirayı bir avuç zenginin cebine koyup, milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi için 400 lira zam yapsaydık, bütçeye maliyeti 10 milyarı bulacaktı diyerek olur. Vatanı satmak, konut fiyatlarını azdırıp milletimizi kiralayacak ev bulamaz hale düşürmekte. Ama yabancıya ev satana hazineden destek, ev alana da ay yıldızlı pasaportumuzu promosyon diye vererek olur. Vatanı satmak ekonomiyi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığını doların yeşili karşılığında satmaya muhtaç hale düşürerek olur. Vatanı satmak ölmez ağacı zeytinlerimizi rant uğruna talan ettirmek de olur. Para kazanmak hırsıyla Karadeniz'in güzelim derelerinin can suyunu kesmek de olur. Vatanı satmak, uçaklardan doğru dürüst bir yangın söndürme filosu kurmayıp yanan ormanlarımızı seyretmek de olur. Vatanı satmak, doğasına, yeşiline sahip çıkan gençlerimizi 3 kuruşluk alışveriş merkezi rantı için tomalarla, sopalarla kırmakla olur. Vatanı satmak şahsi kinini emrindeki mahkemelere karar dikte ettirip devletin adalet direğini çökertmekle olur. Vatanı satmak bu topraklarda 1000 yıllık ortak geçmiş olan insanların birliğini, beraberliğini, kardeşliğini sağlayamamakla ülkenin maddi manevi kayıplara uğramasına göz yummakla olur. Vatanı satmak mübarek Kadir gecesinde Dolmabahçe Camii'nde içki içtiler. Oradan loderlerle makamıma kanallar açtılar gibi hilaf-ı hakikat hikayeler anlatarak milleti hala birbirine düşürmeye çalışmakla olur. Vatanı satmak, bölücü teröristlerle Oslo'da masa kurup, bu teröristler şehirlerimize hendek kazıp bomba yağarken devletin valisine göz yumun, terör örgütlerine operasyon yapmayın demekle olur. Vatanı satmak, topraklarımızı Süleyman Şah Türbesi'ni teröristlere terk edip ecdadın naaşını bir gece yarısı sırtlayıp kaçmakla olur. Vatanı satmak, milli ordumuza kumpas kurulurken kumpas davalarına savcılık yapmakla olur. Vatanı satmak, ne istediniz de vermedik dediklerine, yağan yağmurda beraber ıslandıklarına, bu ülkenin askeriyesini, adliyesini, mülkiyesini, maliyesini teslim etmekle olur. Ordumuzun harimi ismeti kozmik odasını bu kirli ellere açmakla olur. Sonra da Allah beni affetsin deyip işin içinden sıyrılmaya kalkmakla olur. Vatanı satmak, bu can bu tende oldukça rahibi vermem dedikten sonra mal varlığını araştırırım diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na araştırmazsan namertsin diyemeyip rahibi uçakla Beyaz Saray'a göndermekle olur. Vatanı satmak, Amerikan Başkanı'nın aptal olma diyen mektubunu muhatabının suratına çarpmak yerine ayağına koşmakla olur. Makamının şan ve şerefini bozuk para gibi harcamakla olur. Vatanı satmak,
Rus jetleri İdlib'de 36 Mehmetçiğimizi şehit ettikten sonra ortadan sıvışıp resmi açıklamayı Hatay valisine bırakmakla olur. Daha sonra soluğu Kremlin Sarayı'nın kapısında alıp, Kremlin Sarayı'nın kapısında ayakta dakikalarca bekletilip bu aşağılamaya gık diyememekle olur. Vatanı satmak, Suudi Arabistan'dan gelen cellatların ülkemizin topraklarında gazeteci katletmesine, suçun işlendiği yer İstanbul. İstanbul mahkemelerinin yargılaması gerekir. Belgeleri dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Bir de bunları yok mu edeceksiniz? Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir deyip, dünya lideri havası bastıktan sonra, hataları sonucunda dolara sıkışınca, dosyayı Suudi Arabistan'a satmakla olur. Dosyayı hem dinlettiniz, hem gösterdiniz, hem de verdiniz. Şimdi enayi kim? Vatanı satmak, dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz deyip paraya sıkışınca katil dediklerinin huzurunda böyle eğilip bükülmekle olur. Vatanı satmak, daha düne kadar katil diye suçladıklarının boynuna birkaç milyar dolar için böyle sarılmakla olur. Türkiye'de hiçbir zaman hiçbir cumhurbaşkanı para için, doların yeşili için böyle çaresiz bir duruma düşmedi. İçeride atıp tutup dışarıda süngü düşüren cumhurbaşkanlarımız olmadı. Allah aşkına şu fotoğraflara bakın. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. İnsan biraz sıkılır, biraz utanır. Tükürdüğünü bu kadar rahat yalamaz. Yıllarca Allah utandırmasın diye dua ettiler. Anlaşılan duaları kabul oldu. Artık hiçbir şeyden utanmıyorlar. Cemal Kaşıkçı'yı katledenlerle beraber bu ülkenin itibarını da konsolosluk bahçesine gömdüler. 128 milyar doları yemenin, tatlı tatlı yemenin, gövdeye indirmenin işte böyle acı acı sonuçları olur. Buradan açık söylüyorum. Bu grafik, rezerv grafiği sebeptir. Bu da sonuçtur. Hataları nedeniyle ülkeyi o kadar dolara muhtaç ettiler ki, ayaklar altına almayacakları hiçbir değer ne yazık ki kalmadı. Seçimlerde kullanabilecekleri dolarlar için ülkemizin itibarını yerlere düşürdüler. Vatanı satmak işte böyle olur. Ve vatanı satanın korkusu hiçbir korkuya benzemez. O korku koltuğa daha sıkı yapıştırır. Gerçekleri dile getirenlere gözdağı vermek için her şeyi yaptırır. Milletin arasına nifak sokmaya, kavga çıkartarak zihinleri meşgul etmeye çalışır. Zulmünü arttıran zalim hiç sıkılmaz. Bir de mazlum postuna bürünmeye kalkar üstüne üstlük. Ama ne yaparsa yapsın, oturduğu koltuğun altından gelen kötü kokuları da bir türlü saklayamaz. Baskının, zulmün olduğu yerde hiç şüphesiz o zulme karşı duranlar olacaktır, olur. Despotların ve istibdadın olduğu yerde özgürlük mücadelesi verenler mutlaka olur. Zalimin unuttuğu milleti ona hatırlatanlar mutlaka olur. Gün gelir zulme ve adaletsizliğe karşı duran, ferman padişahınsa dağlar bizim diyen Dadaloğlu olur. Gün gelir ağaların zulmüne yeter diyen İnce Mehmet olur. Gün gelir adaletsizliğin karşısında dimdik duran, Ankara'dan İstanbul'a hak, hukuk, adalet diyerek yürüyen, elektrikleri kesilen karanlıktaki yurttaşlarımızın, korku içinde titreşen, üşüyen çocuklarımızın, yoksulluk çukurundaki insanlarımızın sesi olmak için karanlıktan aydınlığa bir yol vardır diyen Kemal Kılıçdaroğlu olur. Zulme rıza zulümdür. Zulmedenlere en küçük bir meyil gösterilmez. Yoksa cehennem ateşi meyledene de dokunur. Ve bugün
zulme karşı bir araya gelmeyenler yarın zalimin zindanlarında bir araya gelir. İşte bu nedenle genel başkanımız, bizim kavgamız zulme karşıdır. Bizim kavgamız istibdada karşıdır. Bizim kavgamız milletimizin aşına işine göz koyanlarladır. Bizim kavgamız tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz dikenlerledir. Bizim kavgamız hak, hukuk, adalet ve demokrasi kavgasıdır demiştir. Ve sonunda da düşün peşime çağrısı yapmıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz Kuvayi Milliye'yiz. Biz Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk'uz. Biz vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini diye soran vatan şairimiz Namık Kemal'e yıllar sonra çıkıp vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Biz hak, hukuk ve adalet için verilecek hiçbir kavgadan korkmayız. Siyasetteki nezaketimizi yanlış anlayanlara İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in sözlerini buradan bir kere daha hatırlatırız. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belli, belki. Fakat çekmeye gelmez boynum. Sandık milletin önüne gelecek. Bu karanlık günler elbet bitecek. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Değerli basın mensupları, önümüz bayram. Biliyoruz, bu liyakatsiz hükümet milletimize bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime dedirtti. Ama yurttaşlarımız müsterih olsun. Bunlar zor geçen son bayramlarımız. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde bu ülkenin insanlarından, gençlerinden ve çocuklarından çalınan her şeyi biz yerine koyacağız. Kayıpları biz telafi edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında sarayın bozduğunu biz düzelteceğiz. Sarayın hortlattığı hayat pahalılığı canavarını biz bitireceğiz. Bu ülkenin insanları artık bakkalda, markette, torbasına, alışveriş arabasına bir meyve, bir sebze koyarken 50 çeşit hesap yapmayacak. Meyve sebze taneyle değil, kiloyla alınacak. Emekli bayramda torununa gönül rahatlığıyla harçlık verecek. Saray milletimizi çok üzdü. Biz milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Biz geleceğiz. Hayat bayram olacak. Bayramlar, bayramlar gibi yaşanacak. Bu vesileyle tüm milletimizin mübarek Ramazan bayramını kutluyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alayım. Efendim, müsaadenizle bize yönlendiren sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. ATV'nin sorusu şöyle. Deva ve Gelecek Partileri seçimlere kendi logolarıyla katılacaklarını açıkladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de seçim yasasına dair bir adım olabilir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi de seçime kendi logosuyla mı girecek? Altılı masada bir dağılma söz konusu mu? Evet, bu soruyu sorduranlara, soranlara Bilal'i anlatır gibi anlatayım. Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olmaz. Bakınız, bundan bir önceki seçimde Yüksek Seçim Kurulu'nun bastırdığı pusula. Bu ittifak ülkeye çağdaş demokrasiyi getirmeye karar vermiş partilerin ittifakıdır. Kimse hayal görmesin. Kimse kendini darı ambarında zannetmesin. Kimse öküzün altında buzağı aramasın. Efendim, bir soru da Tele1 tarafından yönlendirildi. O soru da şöyle. Gezi davası tamamlandı. Müebbet hapisten 18 yıla varan hapis cezaları ortaya çıktı. Bu kamuoyunda, hatta AKP'nin içinde bile tartışılır bir pozisyona geldi. Sizin Gezi davasında çıkan cezalarla ilgili bir yorumunuz olacak mı? Eğer bir davanın iddianamesinde yer alan asıl iddia, yani casusluk suçlaması, beraatle sonuçlandıktan sonra, düştükten sonra, arkasından darbe iddiasıyla, aynı dava içinde hiç darbe iddiası o davanın içinde yokken, insanlara müebbet hapis ve onlarca yıla varan cezalar veriyorsanız, zaten o davanın bir yerlerde kinle, nefretle yazılıp, o
davada karar alıcıların eline verildiği açık seçik ortaya çıkmaktadır. Ama orada bir hakimin koyduğu karşı oy yazısı son derece önemlidir. Üç hakimden biri demiştir ki bu davanın sonu beraat olmalıdır. Çünkü delil yoktur demiştir. Teşekkür ediyorum.